Yusuf. Buyurun efendim. Açıyorum paravanı. Açmayın ya. Yani. Üç tanesine söyledim açmayın de açtılar yani olmadı. Bu da orası şey boşuna. Bu da boşuna diyorsun. Bu da dördüncüye de hani. Peki Mustafa Bey böyle bir iddia gördünüz mü? Şimdi insanlar bir takım ön yargılarda bulunurlar ama kader neyse gönül onu ister. Evet. Yani şimdi kısmet neyse o olur. Ben her şeyden önemlisi kendine güvenerek buraya gelmiş bir insanım. Evet. Onun açmayın demesi veya jüri üyelerinin nine gibi bir takım yorumlarda bulunması kesinlikle hoş bir şey değil, doğru değil. Yani onlar sessizler ama. Hayır, şu anlamda söylüyorum. Yani sonuçta... Çikolata mı dağıttı Yusuf acaba onları? Olabilir. Hiçbir şey dağıttı. Hayır. Hiçbir şey. Sonuçta evlenecek olan kişinin mutlu olması gerektiği erkekle beraber ne tür kriterler arayıp aramadığı. Çok yani bunlar çok önemli. Şimdi bakın Mustafa Bey, işin şakası tabii Yusuf da burada sizle ve bir tabii, sürü tabii. Adayımız geldi. Öncelikle şunu söylüyorum, ben elçiyim. Elçiye zeval olmaz. Kişinin alnında kaderinde ne varsa Cenab-ı o olur. Allah ne yazmışsa o olacak. İnsanın öldüğü günle evleneceği gün zaten alnında yazılıymış. Tabii tabii. Ve kimle evleneceği? Bu karar geti benim. Siz olmazsınız bambaşka bir yerde evlenebilirdi. Kesinlikle. O yüzden ben üzerime düşeni yapıyorum ve paravan açıyorum. Alkışlarla Geti Bey'le Mustafa'yı bir araya getiriyoruz. Hoş bulduk. Memnun oldum. Evet. Artık herkes sussun. Buyurun. Şimdi daha öncesinden mesleğim gereği birçok insanla iletişim kurdum ama hayatımda hiç bu kadar böyle heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Ha yani elektrik deniliyor falan ama doğruymuş. Bunu da burada anlıyor oldum. Bilmiyorum yani kafanızda mutlaka gelen insanlar arasındaki bir tercihiniz vardır. Gönlünüzden, yüreğinizden ne geçiyorsa kalbinizin sesini dinleyerek konuşursanız ben de sevinirim. Yani belki sen vesile oldun, buraya geldin. Daha sonra belki birisiyle bir başka bir desteği izdivaçta buluşarak bir birlikteliği, bir evliliği paylaşıyor olacağız ama sonuçta ben de hayatı dolu dolu yaşayan, görmüş geçirmiş bir insanım. Yani bugün bir restorana gittiğin zaman ne şekilde hareket edilmesi gerektiği, bir kadının bir erkekten ne tür beklentileri olduğunu bilen bir insanım. Yani bunları burada bu kadar insanın arasında da söylüyor olmak biraz zor. Programını falan da yapmadım. Yüreğimden ne geliyorsa o şekilde söylüyorum. Sormak istediğin, öğrenmek istediğin bir şey varsa dinliyorum. Kaç defa evlilik yaptın? Ben iki kere evlendim. İki kere. Resmen boşandın. Tabii tabii, kesinlikle. Çocuğun var mı? Pardon? Çocuğun var mı? Bir tane kızım var. Kızım var. 9 yaşın. Yok, kaldın. Annesinde. Zaten yani bir genç kızım olacak olduğu döneme kadar annesinde kalmasını ben de istedim. Sen yalnız nerede oturuyorsun? Ben annemle beraber Fatih'te oturuyorum. Kendi evin var mı? Kendi evim derken bizim Karadeniz'de yerimiz var. Şurada kendi evim. Benim İstanbul'da evim yok. Ha, şunu söyleyeyim yani vardı sattım. Yani bizimle ben de babasız büyüdüm. Bizim de hayatın içerisinde bir takım yanlışlarımız oldu. Belki satmasaydım çok daha iyi olacaktı ama. Yani iki insan bir olduktan sonra bana göre evin ve arabanın, malın, mülkün olması değil. Yani bizim de tercih edip de kayıplarımızın sebepleri birazcık da yani yapmış olduğumuz evliliğimizden falan da kaynaklandı. Ha yani iki insan gerçekten kalp kalbe karşıdır derler. Yani kalp kalbe ve ruhsal, beyinsel olarak bir bütünleşiyor olduktan sonra ev falan problem değil. Doğru. Kazanç olarak... Yani Allah'a çok şükür. Ben gerçekten mutlu olabilecek olduğum bir yuvanın içerisinde bugün yani 1 liradan aşağı alan bir insan değilim. Yani bir restoran şefiyim. Aranızda turizmle ilgilenen varsa efendim, protokol servisi... Efendim onlar sohbete devam ediyorlar, konuşmaya devam ediyorlar. Yani protokol servisi... Reklamlardan sonra git ve bakalım her türlü konuda kimi seçecek. Kısa bir reklam arası geliyoruz. O yüzden... Efendim, Geti Bey ile Mustafa Bey de reklam arasında bol bol sohbet ettiler. Mustafa Bey, ben sizi de böyle tamam, alıyorum. Tamam, tamam.
Peki. Çok iyi teşekkür ederim. Daha bekliyorsunuz böyle. Hoşçakalın. Tamam. Esra, şimdi hepsine diyebilmiyorum. Hiçbir ne diyeceğimi bilmiyorsun. Gelsene diye. Böyle. Bir gel şöyle. Efendim Getibe cevabını açıklayacak ama Yusuf bu her şey beklenir. Annesi hatta. Alo. Allah'ım. Adile Hanım hoş geldiniz. Flash hoş TV'deyiz Seyiz İvaca. Siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım biz? Senin oğlan çıktık. Sen programı izliyor musun? Evet izliyorum. Şu anda seyrediyorum. Peki daha önce izliyor muydun Destri Zıvacı? Yok daha önce de iyice ondan haberimiz yoktu vallahi. Uyuyorsun sana ölürüm ölürüm. Şimdi bakın şöyle bir şey oldu. Adi teyze hiç Destri Zıvacı izlememiş. Ekip arkadaşlarımız arayınca dalga geçtiğimizi sanıp demiş ki Yusuf'un annesi öldü. Yok yok. Allah korusun. Yok yok. Şu anda görüyorsun, Yusuf'u görüyor musun canlı yayında? He, görüyorum. Peki biz programda biliyorsunuz bir evlendirme programı yapıyoruz ve Getibe gelin adayımız. İnşallah inşallah iyi birisi çıkar karşısına. Getibe çıktı bak Getibe ile bir gör Getibe'yi de. O çocuğum çok çekmiş valla inşallah iyi birisi karşısına çıkar. Adile teyze önce seni şöyle söyleyeyim ellerinden öpüyorum. Ne kadar güzel bir ailesiniz ki benim. İstanbul'da kirlenmeden, yüreğini kirletmeden, beynini, kalbini bozmadan bir evlat yetiştirmişsiniz. Yusuf pırıl pırıl. Pırlanta gibi. İnşallah onun da ona karşı da iyi birisi çıkar. Peki Yusuf'un daha önce sevdiği biri falan var mıydı? Yok. Yok. Ama Getibe'ye aşık oldu. Belki de Allah hayırlısı oymuş bilmiyorum. Yusuf... Görümce de yan... ablan da. Görümce adayı da yanında. Bir de ablayla konuşayım. He tamam oldu. Öpüyorum. Anneciğim gözlerinden öpüyorum. Merhaba. Hoş geldiniz Betül Hanım. Hoş bulduk. Ha Birgül'cüğüm nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Ben deyim Yusuf'un yaptığını gördün mü sen? Ya vallahi şok oldum. İnanmadım hatta hiç. Peki bir şey söyleyeyim. Sen şok oldun geldiğinden beri de Yusuf bizi şok etmeye devam ediyor. Ay canım ya abim bir tanedir benim. Canım pırıl kardeşim. Pırıl pırlanta gibi. Evet aynen öyle. Bambaşka Getibe bir de bu arada Getibe Hanım'a hayran oldu, aşık oldu. Ve evet, Getibe Hanım'ın karşısına... Getibe Hanım'ı tanımıyoruz direkt aşkla. Getibe Hanım'ı tanısak biraz. Tanımak istersiniz. Bir merhaba der misin? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim. Şimdi Getibe Hanım'ın karşısına 4 tane aday geldi. Hı hı. Ve Yusuf hepsinin bozulması için dua etti. Yani hiçbirini seçmesin, beni seçsin diye. Hı hı. Biraz sonra Getibe Hanım kararını açıklayacak. Abini şanslı görüyor musun? Ya abim aslında şimdiye kadar değildi de inşallah şansı dönüyordur ya. Neden şanssız Yusuf? Neyi vardı? Ya biz biraz ayrı büyüdük. Küçüklükten beri hiç birbirimizi görmedik. Nasıl yani? 25 yıl sonra tanıştık biz. Nasıl yani? Kardeşim ben 8 sene sonra annem 20 sene yeni daha bu sene. Ayrı büyüdük işte öyle görüyorum olsa gerekti. Siz babayla mı büyüdünüz? Yok biz anneyle büyüdük. Anne sen kimin yanındaydın ben Yusuf? Babamla büyüdüm. Babanla büyüdün. Kaç yıl sonra karşılaştın? Daha bu sene 28 yaşında. Bu yaz gittim gördüm. Bu yaz? 28 yıl sonra kardeşine karşı karşıya geldin. Evet. Annemle. Neden annenin yanına döndün? Anne bu, annemin hakkı var her türlü. Görmem lazım, buldum en sonunda. Babanla görüşüyor musun? Tabii, babamla görüşüyorum. Babamla birlikte, babam da yanında zaten birlikte. Yanında. Bir gidiyorsun, geliyorsun. Evet. Kendin mi aradın, buldun, bir kanal vasıtasıyla mı buldun? Kendin mi buldun babanla annenleri, kardeşini? Evet, evet. Kendin buldun? Evet. Ya bir şey söyleyeyim, ekranları... Annem de beni aradı yani, birbirimizi öyle bulduk. Nasıl buldunuz? Annem de beni çok aradı yani şey yaptı. Peki niye ayrıldınız Birgül siz? Yani buluşmamızın sebebi neydi? Babam biraz rahatsızdı da şey yaptı. Yani ayrıldı o hasta olduğundan dolayı ayrıldı. Şeydi yani. Annemin bir şeyi yok, durumu yok. Suçu yok, bir şey yok yani. İkisinde. Hiç suçu günahı tabii, ikisinde, yok. İkisinde suçu yok. Birisi rahatsız olduğundan dolayı ayrılmak zorunda kaldı. Annem de mecbur kaldı. Mecbur kaldı. Tabii. Peki sen nasıl böyle pırlanta gibi kalmayı başarabildin? Öyle deme ya. Teşekkür ederim. Birgül. Efendim. Öpüyorum sizi de en kısa zamanda tanımak isterim annenle beraber. İnşallah.
Tamam, hoşça kalın. Tamam, hoşça kalın. İyi akşamlar. Şimdi televizyonda hani böyle kurgu yapmacık, inanın. Yemin ediyorum size. Çok enteresan ya. 28 yıl sonra kardeşine karşı karşıya geleceksin. Sen buraya çıkıp geleceksin getireceksin. İstanbul'da da ablam var bir tane. Onu da mı buldun? Yok, onunla küçükten beri beraberiz. Küçükten beri berabersin. Anne sevgisi, hasretliği var mı? Yoksa bu birkaç ayda bu sevgiyi doldurabildin mi Yusuf? Anne oluyor. Mesela ilkokulda ilk sınıfa gittiğimde benim herkes anne baba diye ağlardı. Ben ağlayacağım kimse olmadığı için bir ağlamadım. Yani şey yapmadım. O yüzden biraz daha dik oluyor insan hayatta. Daha kendi başına durumu öğreniyorsun. O yüzden bu kadar medyanın cesareti direkt sözlerini söylüyorsun. Olabilir, evet. Çok enteresan. Efendim Getibe'nin cevabını alacağım ama şimdi Flash Haber stüdyolarına bağlanıyorum. İlker Akkurt karşımda. İlker'cim merhaba. Merhabalar. Programı Esra. İzliyor musun? İzliyorum ve hayretler içerisinde kaldım. Azeri kızı Getibe'ye 4 tane pırıl pırıl genç geldi ve Yusuf'un azmi de gerçekten alkışlanacak. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi.